Evet. Arkadaşlar selam. Şimdi yanımda kimler vardı? Mustafa. Ondan Mustafa, sonra Kübra. Kübra ve İrem var. Ondan sonra hatta İrem. Peki. Ondan sonra şimdi nerede kalmıştık? Bir önceki videoda template'e kadar gelip ondan sonra en azından template'in ayarlarını nasıl yapacağımızı anlatmıştık. Umarım dosya isimlerini düzgün veriyorsunuzdur. Yani bununla ilgili artık konuşmayalım. Yani bazen dosya isimlerini yanlış veriyor olabilirsiniz ama ona da benim yapabileceğim bir şey yok. Eve servis hizmetimiz daha başlamadı. Belki daha sonra onu başlatırız. Ne diyorsun? Yani bir paket halinde aylık bir servis Peki şey aylık alabiliriz ya. eve servisimiz. Servis. Peki. Onu belki başlatırız değil mi? Tabii. Neyse. Şimdi şöyle ilerleyelim. Waves'te yapılan hatalar demiştik ve buradaki hatalara bakmaya çalışalım. Fonksiyon her zaman bir request parametresi alması gerekiyor. Yani aslında ilk önce şunu yapalım. Bir tane Ama bir de zaten... şöyle bir şey yapalım mı? WebSpa'yı açıklar mısınız? Kısa şöyle Evet. iki cümle şeklinde açıklamak gerekirse yani ne bu WebSpa'yı? Aslında baktığın zaman gösterilecekler diye geçiyor ama burada Python fonksiyonları yazıyoruz veyahut da class'ları kullanabiliyoruz. Ve ya class view'lar kullanabiliyoruz ya da fonksiyon view'lar kullanabiliyoruz. Bunlar aslında hem MVC'deki controller'a denk geliyor hem de baktığınız zaman Waves'e denk geliyor. Ve şeyde MVT diye bir yapı kullanıyor Django. MVT yapısında ise Waves gösterilecek olan her şeyi gidip datadan alıyor. Yani medyadan, models'tan alıyor ve models'tan aldıktan sonra da onu template'e aktarıyor. Ve biz burada aslında birçok şey yapıyoruz. Yani hem içeriye gidecek olan bilgilerin neler olacağını belirliyoruz, hem de nasıl gideceğini ve aynı zamanda hangi dosyaya gideceğini ve belki de kullanılacak yöntemin ne olacağını belirliyoruz. Yani HTTP ile mi gidecek yoksa aynı zamanda JSON mı gidecek? Bunların her birisini buradan belirlediğimiz çok aslında geniş katmanlı bir yer. Hatta Waves.py diye ayırmak zorunda değiliz. Waves diye bir klasörümüz olabilir ve bu Waves klasörünün içerisinde birçok şey kullanmış da olabiliriz. Yani o yüzden de Waves'ı böyle çok büyük bir yapı olarak düşünebiliriz. Çünkü Django içerisinde hem Django templates bulunduruyor, hem çok güzel bir ORM bulunduruyor, hem aslında kullanıcıların barınacağı çok güzel bir database yapısına sahip ve controller'ları çok güçlü. Bu yüzden de aslında birçok kapsamla birlikte kullanıyoruz. Evet. Waves'le ilgili başka sormak istediğim bir şey, hatta anlatabildim mi, senin için tatmin Evet. edici oldu mu? Peki. Şimdi şöyle bir şey var. Biz kullanıcıdan sonuçta bir istek alıyoruz ve bu isteği almadan aslında denetleme yapamıyoruz. O yüzden de eğer kullanıcı ile ilgili bir işlem yapıyorsak, yani kullanıcı aslında bir istekte bulunuyorsa, biz bu isteği almak zorundayız. Eğer biz bu isteği almazsak, o zaman bir önceki projem bu arada açıktı ve şurada da diyelim ki request'i de göndermedik. Hadi burası da yoktu diyelim ki. Peki, sonra sunucuma bakıyorum. Sunucumla ilgili herhangi bir hata da almıyorum şu anda. Ve tekrar sunucuma geldiğim zaman diyor ki index diyor en azından bir tane argüman alması gerekiyor diyor. İndeksin alması gereken ilk argüman kesinlikle ve kesinlikle request'tir. Ama burada request diye yazmak zorunda da değiliz. Ben burada ready'yi de kullanabilirim. Ne olduğunun önemi yok. Yani ilk gelen şey aslında request'in kendisi ama isim olarak düzgün vermemiz bizim bunu anlamamıza sebep oluyor veyahut da yardımcı oluyor. Peki, tekrar sunucuma bakıyorum. Herhangi bir hata almıyorum şu anda. Ve biraz önce de şunu diyor. İndeks en azından bir tane argüman almalıdır diye siyah konsolda gösteriyor. Tamam. Peki tekrar sayfamı açıyorum. Bu sefer de diyor ki join metodunun içerisine diyor sen doğru bir şey almadın diyor. Burada ise aslında render'ın alması gereken şeylerden bahsediyor ve R'yi almadığını söylüyor. Biz request diye yazmadık. Bu sefer R diye yazdık. Bunu unutmayın. Ve sayfamızı yenilediğimiz zaman şu anda her şey yolunda. Ama genellikle biz buraya RD'yi yazmıyoruz. Request diye yazarız. Böylelikle daha açıklayıcı olur. O yüzden bunu da burada bu şekilde kullanalım. Ve sayfamız halen geliyor. En çok yapılan hatalardan bir diğer ise burada iki noktanın kaldırılması. Kaldırılmış. Bunu kaldırdıktan sonra sayfamı yeniliyorum. Bu sefer kırmızı oluyor burası. Ama sadece buranın kırmızı olması değil, Visual Studio Code'da sayfayı da kırmızı olarak gösteriyor ve bir tane hata olduğunu da gösteriyor. Ama terminal tarafına geliyorum. Terminal tarafına geldiğim zaman eğer run server'ım çalışıyorsa diyor ki page'in altında, page view'un içerisinde yani şuradaki page'in altındaki view'un içerisinde line 3'te hata yapmışsın diyor. Acaba line 3 neresi? Line neydi ya? Line Satır. neydi? Satır Satır mıydı? olabilir mi acaba? Allah Allah. Peki öyle olsun. Şaka. Bunu hepimiz biliyoruz. Neyse. Bakıyorum. 1, 2, 3. Ne güzel. Tam da doğru yer. Beni unuttuğumu da nerede gösteriyor? Bakın burada ok işareti gibi gösteriyor. Harika. Ve ben buraya gerçekten de doğru bildiğim şeyi yazıyorum ve kaydediyorum.
Evet, şu anda Urfa'dayız. Savaş uçakları geçiyor olabilir üstümüzden. Çok da aldırmayın. Videoyu çekeceğiz büyük bir ihtimalle. Üstümüzden kuş falan geçmiyor. Peki. Evet. Neyse, başka yapılan hatalardan bahsedelim. Mesela şuradaki indentation hatası oluyor ve bunu kaydediyorum. Indentation ile ilgili hata olduğunu zaten burada direkt olarak yine bunu kırmızı yapıyor. Ve aynı zamanda yine diyor ki return ile birlikte yaparken diyor line 4'te hata yapmışsın diyor. Line 4 neresiydi? Gerçekten burasıymış. Ve indentation'ımı düzelttim. Ve indentation'ımı düzelttiğim zaman sunucum otomatik olarak çalışıyor. Ve gerçekten de hatasız bir şekilde çalıştığını yine burada gösteriyor. O yüzden de lütfen C ekranı çok fazla kullanıyoruz. Tamam? Yani C ekranı... Dikkat etmek de gerekiyor. Buyurunuz. Mesela line 4 diyor ama line 4'ün bir üstünde de olabilir hata. Bazen editör onu ve konsol onu bize şey yapamıyor. Peki bakalım. Öyle bir hata yapalım. Mesela names diyelim ve names dedikten sonra bir tane liste verelim. Ondan sonra listenin içerisine Mustafa diyelim. Sonra İrem diyelim. Sonra da yanımızdaki Kübra'yı maalesef alıyoruz şu anda. Ve gördüğünüz gibi listelerin son elemanına da virgül koyuyoruz. Bu genellikle Python'cıların alışkanlığı. Ve listeyi de kapatmayı da unuttum ve kaydediyorum. Ondan sonra şu anda gördüğünüz gibi line 9'da hata olduğunu söylüyor ve gerçekten terminale baktığım zaman line 9'da hata var diyor. Çünkü aslında bir önceki line kapanmadı. Yani o yüzden de 9 diyorsa bazen şunu yapmanız gerekiyor. Bir öncekine gidiyor olmanız lazım. O yüzden bir öncekine baktığım zaman aslında 9 değil 8'e bakmam gerekiyor. Ve burada şuraya tıklarsanız bunun kapanmadığını görebilirsiniz. Ve tıkladım. Gördüğünüz gibi buradaki parantezin nerede açıldığını ve nerede kapatıldığını Visual Studio Code gösteriyor. Ve kaydettim. Ve kaydettikten sonra her şey yolunda. Bir de bazen kullandığınız isimler, mesela burada request kullanmışız ama burada rrr diye kullanmış olabiliriz. Yanlış yazmışızdır mesela. Çift tıklarsanız onun nerelerde kullanıldığını gösteriyor. Bakın burada kullanılmamış. Aslında burada da aynı şekilde olması gerekiyordu. Hatta request'in t'sini unuttuk diyelim ki. Ve çift tıkladığımda bakın burayı altı çift tıklamadı. Ve burayı da kırmızı olarak gösterdi. Bu ismi de doğru yazamıyorsam kopyalarım. Yapıştır. Nasıl kopyalıyoruz hocam? Enteresan bir soru sevgili öğrencilerim. Şimdi bu soruyla birlikte tabii ki YouTube'da bize çok değişik yorumlar gelebilir. Bunu da bilmiyor senin öğrencilerin diye. Yok öyle bir şey. Gerçekten biliyorlar ama siz hatırlayın diye söylüyorlar. Mouse'la seçip kopyala butonuna basıyoruz. Tabii ki bunu yapmıyoruz. Çünkü biz yazılımcıyız. Biz bunu daha az yapabiliriz. Ben bunu nasıl yapıyorum? Shift'le birlikte seçiyorum ve Ctrl'le birlikte C'ye basıyorum. Yapıştırırken de Ctrl'le birlikte V'ye basıyorum. Yani bunu bilmiyor olmanız mümkün değildir belki ama yine de bunu hatırlatalım. Bazen mümkün olabiliyor çünkü yeni başlayanlar için. Peki neleri yaptık şu anda? Şuradaki hatayı yaptık. Ondan sonra request'in ilk parametre olması gerekiyor. Indentation hatasını yaptık. İç içe fonksiyonlar konusunda. İç içe fonksiyonlar konusunda evet şöyle bir sıkıntı var. Mesela diyelim ki bir tane daha şeyim var ve işte bu fonksiyon ismi de page olsun ve bu da request alsın. Ondan sonra da bu da return yapsın ve return yaptıktan sonra da render alsın ve nereye gitsin? Aslında request'le birlikte index.html'e gitsin. Page'in altındaydı değil mi o? Page'in altında index.html'e gitsin. Her şey şu anda doğruymuş gibi gözüküyor ama yaptığım birçok hata var. Bakın şu anda indentation'la ilgili zaten fonksiyonu tanımladıktan sonra burada bir hata olduğunu gösteriyor. Ve ben burada URL kısmına geldiğim zaman da burada pet ekleyelim bu arada bunun için. Page slash diyelim buna da. Ve nereden alacağız? Page view'un içerisinden index miydi bunun ismi? Yok index değil. Page de yaptık. Ne yapmıştık ya? Evet page yapmıştık. Page yaptık. Sonra da virgül eklemeyi unutmadım. Ve burada da hata olduğunu söylüyor. Çünkü aslında bu fonksiyon bunun bir altında çalışıyormuş gibi gözüküyor ama böyle bir şey olamaz. Yani return verdikten sonra artık bundan sonrası yok. Yani şunun içerisinde olsaydı hadi bir nebze şöyle olurdu. Ondan sonra hadi bir nebze. Ama şu anda belki de şunu yazdıktan sonra bir sürü indentation hatası yaptık ve buradaki indentation hatasını yaptıktan sonra da geldiğimiz zaman diyor ki burada page ile ilgili diyor ben böyle bir şey bulamadım diyor. Çünkü aslında bu baktığınızda indeksin altında çalışan bir şey. Ve zaten iç içe bu şekilde fonksiyon. Evet, olmuyor. Üzgünüz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bunu tamamını seçip Shift'le birlikte taba basarsınız ve kaydederseniz artık burada çalıştığını göreceksiniz. Ama lütfen şunu da yapmayın. Şöyle yapışık fonksiyonlar oluşturmayın. Lütfen burada boşluk vermeyi unutmayın.
ve genellikle ya bir ya da iki tane boşluk veriliyor. Hatta şurada da iki tane boşluk verilmesi gerektiği söyleniyor. Ama dikkatli bakın, mesela burada names'i tanımlamışız ama hiçbir yerde kullanmamışız. O yüzden burada da diyor ki sen diyor bunu daha önce hiç kullanmadın. O yüzden de buna da dikkat et diyor. Peki başka bir şey var mıydı burada? Ha, return yazdıktan sonra da şurada render yazmayı unutuyoruz bazen. Hangi fonksiyona gitmesi gerektiğini söylemiyoruz. Sonuçta baktığınız zaman şu anda hata vermiyor burada. Ama ana sayfayı açtığımız zaman diyor ki tuple'la birlikte ben hiçbir şey alamıyorum diyor. Aslında baktığınız zaman burada tuple vermiyor fonksiyon. Burada sadece bir tane çıktı veriyor, HTML çıktısı veriyor. Ve bu HTML çıktısını da render sonuçta yorumluyor. Neyle birlikte yorumluyor? 3 tane bilgiyle birlikte yorumluyor. Nedir? Kullanıcının isteği, yani belki kullanıcı Japonya'dan geliyor ve Japonca bir sayfa göstereceksiniz. Sonra bir tane HTML sayfası ve içerisine girecek olan veriler. Tamam, bu üçüyle birlikte alıyoruz. Ve bu yüzden de burada render kullanmayı da unutmamamız gerekiyor. Biz bu render'a ne diyorduk hocam? Tamam, bu render'a eğlence olsun diye blender diyoruz. Ve diyoruz ki aslında içerisine 3 tane şey gelmesi gerekiyor. En azından aklınızda böyle bir şey de kalabilir. Request, yani kullanıcının ismi, buna bağ diyoruz. Ondan sonra ve sonuçta baktığınız zaman bir HTML sayfası olması lazım. Hadi buna da ne diyorduk? Muz diyoruz. Muz mu diyoruz? Ondan sonra bir de süte ihtiyacımız vardı. Sonra ballı muzlu süt yapabilen şey render'dir diyoruz. Tamam, böyle bir geyiğimiz var. Belki sizin yorumunuz farklı olabilir. Umarım çok da sevmemiş olmazsınız bunu ama en azından render'da 3 tane şeyin olması gerektiğini hatırlamak için böyle bir kendi içimizde bir şey hatırlatıyoruz. Ve bu bize şunu sağlıyor aynı zamanda da. Evet, böyle şeyleri yorumlayarak öğrenme metodunuzu değiştirebilirsiniz. Aklınızda kalacak şekilde öğrenebilirsiniz. Ve mesela bu benim hiç aklımda değilken bir dikkat ediyorum. Bütün öğrencilerim evet ballı muzlu süt yapıyoruz şimdi bununla birlikte diyor. Tamam, yani render bunu mu yapıyor? Maalesef hayır. Şimdilik yapamıyor. Ama en azından bunu hatırlamış oluyoruz. Günün birinde belki. Bir günün birinde yapar. Peki. Tamam. Ondan sonra tekrar sayfamızı yenilediğimiz zaman geldi. Return'ın içerisinde dictionary yazmayı da unutuyorlar. Veya dictionary yerine liste gönderebiliyorlar. Ha, şurada da bir tuple veyahut da liste gönderelim. Şunu gönderelim, bir list gönderelim. Ondan sonra ve sayfamızı yenileyelim. Diyor ki bu bir dictionary olmalı diyor ama sen diyor list göndermişsin diyor. Konteksin ne olması gerektiğini de burada zaten söylüyor hata olarak. O yüzden de bu hata sayfalarını görünce paniklemeyin. Şuradaki kısma bakacak olursanız zaten ne olduğunu direkt olarak söylüyor. Veyahut da bunu tuple yapalım. Bakalım burada bir şey değişiyor mu? Burada list diyordu. Ondan sonra burada da tuple diyor. Böylelikle ne gönderdiğimiz ve ne göndermemiz gerektiğini de buradan görebiliyoruz. Genellikle de biz bu şekilde tanımlamak yerine mesela buraya context açıp ondan sonra bunun bir dictionary olduğunu belirtip sonra da bunu genellikle burada gönderiyoruz ki en azından içeride daha rahat kullanabilmek için. Bu da bir yöntem. Nasıl kullanılır? Bazıları da şöyle yapıyor. Bu süslü parantez açıyor, sonra burada tanımlıyor. Ama ben genellikle onu nedense sevmiyorum. Peki şu anda oldu mu? Her şey yolunda. Burada başka ne hatamız var? Birden fazla fonksiyonu iç içe yapmayı yaptık. Fonksiyonda return vermek gerekiyor. Ha, şunu da unutabiliyoruz bazen. Return yazmayı unutuyoruz. Bunu yaptığımız zaman ne hata alacağız? Burada diyor ki HTTP response'un diyor sonuçta verdiği bir return yok diyor. Peki siyah ekran da bunu söylüyor mu? Evet, aynı şekilde ve sen diyor HTTP response'a return vermeyi unutmuşsun diyor. Burada gerçekten bütün hataları yazıyor. Tek bakmamız gereken yer siyah ekran. Yani biraz İngilizce, biraz da şey lazım. Biraz İngilizce, biraz siyah ekran lazım. Evet. Peki. Ondan sonra buradaki hatamızı da düzeltelim. Buradaki hatamızı da düzelttik ve tekrar baktığımız zaman sayfamız geldi. Ondan sonra parantez açma kapama hatalarını yaptık. Dönem bilgilerinin key value ilişkisi. Şimdi dictionary. Evet, dictionary gönderiyoruz ve baktığınız zaman burada kontekstle birlikte bunu tanımlamışız ve diyelim ki biz kontekstin içerisinde isimler diye yazmak istemiyorum. Students diye yazmak istiyorum. Ve buna da diyorum ki buradaki bilgi aslında names'e birlikte gelen bilgidir. Tamam. Bunu yazdıktan sonra artık kontekstimizin içerisinde bir tane daha bilgimiz oldu. Yani artık names'i göndermiş olduk. Ama bu names'i gönderirken anahtar olarak neyi kullandık? Yani key olarak neyi kullandık? Students. Burada ise sonuçta hangi sayfayı? İrem sayfasını alıyoruz. İrem sayfasının içerisinde ise ben gelip burada iki tane süslü parantez içerisinde names yazarsam ve sayfamı yenilersem hiçbir hata almayacağım. Hiçbir şey de göstermeyecek.
hiçbir şey göstermemesinin sebebi buradaki gerçekten de kullandığımız anahtarı bulamamış olması. Yani key'i bulamamış olması. Peki key nedir? Key aslında kontekstle birlikte gönderdiğimiz sol taraftaki bilgidir. Bunu da unutmayın. Yani o yüzden de bizim burada students yazmamız gerekiyordu. Bunu unutmuşuz. Ve bunu yazdığımız zaman da bu bir list. Bunu da unutmayalım. List olarak burada karşımıza çıktı. For'la birlikte nasıl döndürürsünüz? Tamamen sizin sorunuz. Ama yaparsınız. Neyse, buradaki bilgimizi de aldık ve buradaki anahtarı da doğru bir şekilde döndürmemiz gerektiğini tekrar hatırladık. Başka bir şey var mı Weaves'le ilgili şu anda? Temel olarak belki Weaves'le ilgili anlatmak istediklerimiz bu kadar olabilir. Evet. Çok fazla konu var aslında ama en çok yapılan hatalar bunlardı Weaves'le ilgili. En azından bunları da anlatmış olalım diye düşünüyoruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu videoyu. Eğer yaptığınız başka hatalar varsa muhakkak yorumlar kısmına yazın. Veyahut da böyle şeyler olsa da güzel olur, bunları da muhakkak anlatalım diyorsanız lütfen bunları da yazın. İşte beğenin, ondan sonra abone olun gibi şeyler söylüyorlar. Ben söylemiyorum size. Ama olun. Peki kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.